It's okay. Okay. Şöyle bir durum var, şeyin üstünde durmak istedik. Şimdi normalde 4D, Rubicon'un yaptığı 4D ile diğer hani şeylerdeki 4D'nin arasında fark var. 4D, sonuçta bir tasarım programının yaptığı 4D'de o içinde izlediğiniz schedule'a göre aslında modelin 4D'si. Bu aslında yaptığınız işin 4D'si. Bir işin bilgisini içeri giriyorsunuz, onun planını yapıyorsunuz, değişiklikleri yapıyorsunuz. Aslında entegre bir sistem var. Yani sonuçta tüm planlama ve çalışma kişi burada yapıyor. Mesela yaptığı yerden geri dönüşü 4D'ye bakıyor. Diğerinde 4D için bir oturup çalışma yapıyor. Çalışma yapmaya baz aldığı iş programı değişirse mesela onun yansıması tekrar çalışma yapması gerekiyor. Yani tabii ki otomatize bir noktaya kadar ama aslında çok hani birbirine entegre bağlı olması en büyük avantajı. Peki bu program hangi aşamada kullanılmaya başlanıyor? Yani tasarım aşaması tamamlandıktan sonra da iş ihale edildikken tam olarak hangi aşamada biz bu Nikon'un aslında ana hedefi modeli içeri alıp, yani o bayrak modelden teslim alıp modeli içeride sizin projeye yönettiğiniz şantiye ve sağa inmeye başlayacağınız yani o planlama aşaması olan noktaları kullanmaya başlamanız. Nikon'un ana amacı modelle uğraşmak değil. Nikon'un ana amacı modeli proje yönetimini bir araya getirebilmek. Yani ve onu bir entegre bir sistem içine tutabilmek. Dolayısıyla Nikon bir tasarım programı değil, dolayısıyla tasarımcıların kullanacağı bir şey değil. Ondan sonraki aşamanın kullanacağı bir şey ama doğru tasarımın yapılıp onun beslenmesi gerekiyor. Evet, tasarımla beraber kullanmasına gerekli şeyleri vermek gerekiyor. Tasarım, yani basit aşamaları değil, üç boyutlu model tasarımlandıktan sonra Nikon'a hemen bir şey kurulur. Süleyman yaşantısında başlasan bir buçuk sene sonra tasarımlar iyice gezdirilir. Tüm stasyonlar geçecek olan aslında daha yeni tasarım ona ya. Rüya'nın sorusu var, bizi yönlendirmeye. Belki şöyle bir yönlendirme faydalı olabilir. Tüm arkadaşlar projeyi yöneten işveren olarak ya da müteahhit firmalar yani proje yöneten insanlar hayatın gerçeklerinden koptuk sağ olsun Halit Bey, bir saatliğine bir çıktık geldik. Hani projelerin DVG ortamında bile zor hani imalattan saatten önce elde edilebildiği en iyi ihtimalle işte MS Project İdeal Sistem'de Primavera'yla işte planlama, barça planlama yapıldı. İşte Excel ortamında bir takım cost analizlerin yapıldığı bir database'imiz var elimizde. Şimdi bunları günlük hayatta, güncel hayatta hani Tabi Bey de başlatırken konuyu nasıl damdan nasıl düştüklerini anlatacaklar. Aslında ben hasbelkader biraz bilgi sahibiyim. Bununla ilgili çalıştırıyorum. Bulamayı da çok istedim ama hep şöyle bir şey çıktı karşıma. Ben bunu alacağım, yeni baştan tasarımını yapacağım. O tasarımın içine elimdeki planlamayı da atacağım. Bu planlama girdilerini gireceğim. Elimdeki post çalışmalarını da atacağım. Post çalışmalarını gireceğim. Ben bunu bitirdiğim anda revize etmem ya da güncellemem gerekecek. Şimdi bir daha başa döneceğim. Yok. Bütün bu hayatı nasıl yaşatır bize? Okay. Belki biraz hani buraya gidersiniz. Şöyle bir açıklama. Ben de bir ara içine girmek istedim ama belki zamanı gelince söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce bilgi bir kere içeri girdikten sonra bilgiyi modifiye ediyorsunuz. Sürekli cycle başına geri dönüp yeniden yapmıyorsunuz. Dolayısıyla siz en basit bir tasarımla bile yapmaçlasanız dahi. Ondan sonra tasarım üstüne eklemeye gittikçe gidiyor. Bu bir. İkincisi deminde göster, çok hızlı geçtiği için görmeniz ama herhangi bir inşaatta, bir inşaattan öbür inşaata değişen çok büyük objeler yok. Dolayısıyla kolon kolondur. Kolonun içine gidecek malzeme de bellidir ve onun yapısı da bellidir zaten. Siz o kütüphaneyi bir kere yaratırsanız, ki bu ister tasarımda olsun, ister daha sonra şantiye yönetiminde olsun, onu tekrar tekrar yaratmıyorsunuz. Dolayısıyla burada yakalanması gereken şey, buradaki bizim Türkiye açısından baktığımızdaki sıkıntı, genel olarak zaten yaptığımız bir şey, tasarımı yakına nasıl yakalayabiliriz? Şimdi o taraf başka bir konu. Onu ayrıca zaten girelim, bir gün gireceğiz büyük ihtimalle detaylı. Fakat eğer biz tasarımcımızı, diyelim ki zaten siz de bunu biliyorsunuz, Türkiye'de ciddi boyutta artıyor. Üç boyutlu tasarım yapan insanlar, Revit'te, özellikle Revit'te, Archicad'de veyahut da Offline'de. Bir kere bunun üstünde değişiklikleri yapmaya başlıyorsan, zaten bir konunun içinde yaşamaya başlıyorsunuz. İkinci konu, dediğiniz doğru, biz özellikle bugünkü toplantıyı niye yapmak istedik? Türkiye'de yapılan iş, yapma şeklinin değişmesi lazım. Çünkü dünya sonuçta bu şekilde bir iş bekliyor. Bizim gibi insanlar şu anda yurt dışında proje alanlar sayesinde hayatta. Neden? Çünkü Avrupa, Orta Doğu'ya gidiyorsunuz, bu şekilde çalışacak diyorsunuz. Şu anda bütün Avrupa, İngiltere 2016'da geçiyor. Amerika böyle çalışıyor. Sonuçta sizin rakipleriniz de böyle çalışacak.
Başta bugün anlatmaya çalışmak istediğimiz, sizi yakalamaya çalışmak istediğimiz yer, biz bunu Türkiye'de, ya bizim elimizde bir tane şey yok, bir düğme yok. Ondan buna geçmeyeceğiz. Sizin ya, bu çalışma yapma şeklinizi değiştirmek istemeniz gerekiyor ki bu işler olsun diye. Aslında bugünkü prezentasyonunu biz ikiye böldük. Dediğim gibi, üç boyutlu tasarım tarafını daha sonra sorularınıza cevap vereceğiz. Çünkü bu konuda hakikaten en iyi eksperler, hatta iki tanesi yan yana oturuyor şu anda karşımda. Ama bunun da ötesinde, bugün size anlatmak istediğimiz, bir konunun aracılığıyla Amerikalılar bu işi nasıl yönetiyorlar, neden verimi arttırdılar, tamam mı? İki, daha sonra Scott bunu Amerika'da böyle başladı ha. Onlar da bizden hiçbir fark yok, aynı şey biz anlatırsak şey Amerikalılar da böyle yani. Tamam mı? Bir örnekle, kendisi neler yaşadığını anlatacak. Dolayısıyla orada soru cevap noktasına getirdik. Yani, savaştan beri, Scott'la şeyi konuşuyoruz. Yani bu işin hakikaten Türkiye'de bir kere hani en azından işveren proje yöneticisi daha tasarımcıyı seçerken bir yaptığı sözleşmeyle takım şeyleri tanımlamadan girdiği zaman böyle bir sistemin şey yapabilmesi mümkün değil. Kesinlikle. Doğru. Zaten hem sizin söylediğiniz şey yani bizim Türkiye'de bu işler olmaz. Doğru ama şu an bir şekilde ama şu var. Dediğim gibi dünya buraya gidiyor ve zaten bütün yurt dışına çıkan, Orta Doğu'da iş yapmaya kalkan, hatta şu anda ben biliyorum, Temel'in bile Kazakistan'da bir cam tesisi için bir kullanımı veya birlik, yani böyle bir şey var olduğunu Atilla Bey'den duydum, biliyorum. İşverenin şartıydı Azerbaycan'daki, evet. Merkez Bankası projesinde. Yani istiyorum dedi, onun için biz nedir bu gibi diye başladık. Şimdi konu böyle gelişiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu işler olmaz dediğimiz anda biz kurban bekleriz. Dünya gelip geçer, biz de böyle yani ben de sizi işte hayal dünyasına götürmüş getirmiş olurum bir günde yani. Emir Bey'le ben belki beklenen o soruyu sorduk, biraz da erken sorduk da asıl amaç o değil yani. Yapılmalısına inananlardan biri olarak düşünüyorum. Aynen. Burada elimizdekiler de bizi, yani elimizdeki şu an onun için komponentleri alıştık. Elimizde buradan bir şeyler birleşti. Evet. Çok hızlı geçti. Hani onları nasıl birleştireceğiz? Şu an elimizdekilerle o başlangıcı kolaylaştırmak, birilerini bu yola çıkarmak için ittirmek. Hani elimizde hiçbir şey yok değil aslında. Ayrı olarak şeyler yapılıyor ama onlar nasıl kombinlenir? Nasıl zaman kazandırırız? Hani ilk baştan şu an herkesin kafasında oluşan ya alacağım yeni baştan tasarım yapacağım, yeni baştan planlama yapacağım değil de belki elimdeki bir takım var olan şeyleri bu sistem içinde nasıl kullanacağım? Excel'den donanıma sokuyorum, öbür taraftan planlamamı çekebiliyor muyum? Bu taraftaki şeyi convert edebiliyor muyum elimdeki dizaynı? Onlarla ilgili belki biraz hayatı kolaylaştıracak mı kuruşları faydalı olabilir? Yani, bu sistemlerin oturabilmesi için bir kere Türk insanı olarak biz reaktif bir toplumuz. Proaktif olmamız lazım. Evet. Yani plan yapmıyoruz biz, yok, sorun çözüyoruz. Hayır, şimdi şöyle bir şey var, o dediğiniz doğru zaten. Yani biz önce yaşıyoruz, sonra çözüyoruz. Bunların temeli de önce planlayıp yaşanmak için proaktif bir yaklaşım. Diğer toplum olarak bunu değiştirmemiz lazım. Birincisi Türkiye'de eğer bu işi yapacaksa. Biz yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an iddia da edebilirim belki hani bir yönetim bilişim sistemi olarak inşaat sektöründe bizden daha geniş kapsamlı olan var mıdır? Zannetmiyorum pek. Modül ve içerik olarak yani hemen hemen bütün süreçlerimizi geçirme şeyine başladık. İlk kısmını tamamladık. Ama bunun Türkiye'de uygulamasına geçtiğimiz zaman şu an bir gerçek yaşıyoruz. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosunu yapıyoruz. Yani İstanbul'da şu an bir müteahhitin tek başına aldığı en büyük projedir. 800 küsur milyon dolarlık. 16 tane istasyonun bütün tasarımı daha şu an netleşti. Kaç sene oldu başlıyor proje. Yani bir takım gerçekler var yaşadığımız ve zorluklar var ki bunu bizim burada uygulamamızı hakikaten çok zorlaştıracak. Ben bunu Katar'da bir projemiz var. Şu an uygulamayı alıyoruz. İşverenimiz istemiyor. Katar'da da şöyle bir şey görüyoruz. Biz başka bir işverenle de orada teklif verdik. İngiliz, Alman, Fransız'ı önlerine koymuşlar, vermişler bir sürü parayı. Onlar da bütün sistemleri söylüyor. Katar'da hiçbirini bilmeden hepsini istiyor. Yani ben şey de gördüm orada Katar'da. Primary'nin proje yönetim modülü olsun, Unifier olsun, bu olsun. Aynı şey amacı 5 tane şey, 5 tane benzer yazılımı kullanın. Nasıl kullanacağız bunları? Cevap veren yok.
Yani çünkü İngiliz bir şey söylemiş, Alman bir şey söylemiş, Amerikalı bir şey söylemiş. 5 tane danışmanı almış oraya. 200 kişilik müşavir firma var. Uluslararası firmaları almış. Katar'da da en iyisi olsun demiş. E nasıl yapacağız bu sistemi? Cevap veren yok karşınızda. Ama yerel yani bir öyle bir şey var ülkelerde de yaşadığımız. Sizin soramaz. Eninde sonunda normal olarak ihaleye çıktıklarında ihale şartnamesinde istedikleri belirli bir İşte ben şartnameyi söylüyorum size. Ama sonuçta orada istediği şu var. O istediğini verebilmek için, bunu söyleyebilmeniz için bizim yaşadığımız şey söylemiş. Katar'da da bir projede de var zaten. Çok net söyleyeyim. Biz Türkler olarak dediğiniz doğru. Birisi oraya BİM yazıyor ya, BİM eşittir nasıl olsa otodestir ne bittir diyor. Şuna 2 bin dolar koy diyor. Bizim eşittir. Bak ben size ama sonuçta da bu şekilde gidiyor. Sonuç, sizin bir sisteminiz olursa ve ne yaptığınızı bilirseniz karşı taraf sizden bir şey talep ettiğinde böyle bir sisteminiz olduğunda premiere çıkışta verebiliyorsunuz, hepsini verebiliyorsunuz. Önemli olan sizin sisteminizi çalıştırıyor olabilmeniz. Haklı olduğunuz bir şey var. Ama demin Lakabart, ben eski SAP'ciyim çünkü SAP'de de çok uzun süre çalıştım. 20 senelik ciddi bir SAP deneyim var ve ben başlangıcından beri oradayım. Ve SAP'yi sürekli örnek gösteriyorum. Türkiye 1990'larda SAP için maliyet muhasebesinde aynı reaksiyonları göstermişti. Türkiye'de yapamazsın demişti. En ufak bir krizde sistem kurmak zorunda kalınca kurduk. İnşaatta da bu geliyor. Sadece şeyle gelmiyor. Dediğiniz doğru. Biz bunu Türkiye'de zor yaparız cümlesi doğru. Fakat köşeye sıkıştığımızda yapıyoruz. Bizim buradaki özellikle üstünde durmak istediğimiz sizin aynı fikirde. Bir sürü bilgi Excel'lerde, database'lerde, orada burada var zaten. Bunu bir sistem olarak içeriye almanın bir yöntemi var. Ve ilk etapta da zaten Haluk Beyler yaptılar. Uniformattan bahsediyor ya, inanın bunu. SAP'de hesap düzenini kurmaktan hiçbir farkı yok. O koda göre nasıl SAP'de kuruyorsunuz bunu? Şeyde de yapı malzemelerini, ana şeyleri ona göre kuruyorsunuz. Bu söylediğiniz şeyler tamamen teknik konular. Bunlar zaten hiçbir problem yok bence. Problem burada değil. Problem işin akış aşamasında yaşadığınız sorunlar. Ben de söyleyeyim. Yani bunlar teknik konular çözülecek. En basit şeyleri bunlar. Bunları eşleştirmek, konuşturmak. Bizim şu an yaklaşık 2007'den beri kendi yazdırdığımız bir maliyet yönetim sistemimiz var. Proje yönetiminin temelini oluşturan. Tamamen kendi firmamıza yazdırdık. Kendimize göre, isteğimize göre yoğurduk. Şu an çok da işimizi görüyor. Yani SAP bunu karşılayamayacak zannedersem aynısını yapamayacak. Çünkü SAP daha geniş kapsamlı baktığı için bize özele inemiyor. Geliştirme de yapmak istemezseniz SAP bunu karşılamaz hale gelecek. Şimdi orada bir sistemimiz var. Bunu kullanıyoruz ama bakıyorsunuz şeyler, o teknik konular bir şekilde halloluyor. Ama bakıyorsunuz işin gerçeğinde sahaya ineceksiniz, plan yapıyorsunuz. Elinizde işvereninizin anlayışına bakıyorsunuz, karşınızda oturan kişi sizle aynı kafada değil. Türkiye'de büyük proje yapıyorsunuz, yani 1 milyar dolara yakın bir proje yapıyorsunuz. Yani her şey değişiyor. Yani başladığınız, teklif verdiğiniz projeyle bambaşka bir projeye karşılaştığınızda bir iki sene geçiyor aranızda. Yaptığınız başka, başladığınız başka. Yani ve elinizde bizim projelerde özellikle bizim gibi büyük altyapı işlerinde, bina işleri için söyleyemeyeceğim ama bir hayale biz teklif veriyoruz. Yani tasarım da yok, konsept tasarım. Yani tasarım sorumluluğu da bizde oluyor. Yani de o var, yani onu da baktığınız zaman bir takım şeyler var. Keşke ben neyse çok altına girmek istemiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bu cümleler, yani konumuza geri dönmek anlamında gördüğümüz şeyler postlar, direkt postlar mıdır? Postlar, direkt postlar üzerine 10 kost gidilmesi yapılabiliyor. İndirektleri için ayrı bir çalışma yapılabiliyor ama şu anda direkt postlar. Evet. Evet. Normal şantiyede ilk direkt postlar çalışıyor. Yani en direktler şu en direktler biliyoruz. Ben çok daha bakmak da istemiyorum ama. Ben hani zamanımız da şey, belli bir sonuca ulaşacağız mı? Yani asıl şey odaklanıyorum yani bir konsept. Yani. Evet. Bunu 2 senedir incelediğimiz bir konu. Yani 2 sene önce yapmak için yola çıktık ama şu an Katar'da uygulamayı düşünüyoruz. Yani çok güzel, faydalı bir yani şu anda yöntem yaklaşık. Yapı merkezi Medine'de Aramel projesinde şey yapıyor. Bütün bu çalışmaları bilmem şeyde yapıyor. Bugün gelemediler. Çok kalabalık gelmek istediler ama biz maalesef yerimiz olmadığı için şey yapmadık. Biz 2 sene önce mesela Bentley firmasıyla görüşmüştük bunun için. Bentley'nin bir ürünü var yine benzer şey yapan. 2 sene önce Bentley bize şöyle bir örnek gösteremedi. 5. boyutu yapan bir proje yoktu dünyada.
Tamam, İki senede tamam, değişmiş olabilir. Teymur Bey. Evet. Modele ihtiyaç var yani. Tasarım çok doğru olarak gitmesi lazım. Yani dünyada da bu aslında çok yeni bir konsept. Yani dünyada da bunu dört dörtlük herkes yapıyor. Ben kanaatimde değilim açıkçası. Çünkü iki sene önce yaptım. Avrupa'da öyle, Amerika'da biraz daha durumlar ama işte dört dörtlük tabii değil yani. Dört boyutu yapanları örnek gösterdi projeleri ama beşinci boyutu yapanı Bentley o zaman size örnek gösterdi ki Bentley büyük bir projeleri düzeyde uygulamalar. Bentley'in o tarafı tasarım tarafında kaldığı için bu... Yok yok, aynı böyle benzer programı. Fatih tarafı... Var ama en iyi yerden bir tanesi değil. Bentley'in şu an geliştirmeye... Bentley'in var. Çünkü burada da farklı bir şey. Daha şantiye bazı çalışan bir firma, inşaat odaklı. Ama şimdi burada başka bir şey varsa... Ayak olması tarafı yaptığı bir şey yaptığı yani istirman yapmadığı. So once we go through the initial planning phase here, we can then go into the controlling phase of the job. So we've created this baseline, and next thing is when we enact the construction, how do we track that? So we can input actual information into this chart here, so progress data, how many days were worked on a particular task, and the amount of resources that were worked, and then we can forecast off of that. So I've put in a simple actual of a couple days worked on this first task and a percentage update at the end of the week. And from that, we can see in our flow line view a lot more information. So on the data date here, you see this dotted red line going up and down on the vertical axis here, right here. And then to the left of it, we're interested in our actual production versus our plan, compared to our planned production. So you can see we started a day early, and our production was a little bit slower than our plan. After that, you can see we forecast based off of our actual production rate to then forecast when our completion will be and the downstream effects that it'll have on our schedule. Now, you can also see all these individual red alarms here, and that's showing that if we continue at this rate, which is slower than planned, it's going to have an effect on our successors here all the way down. So we're calling this cascading delays. So we're getting cascading delays throughout the schedule if we continue at this rate. Now, we can also say proactively, how do we manage this and get back on schedule and make a change? So we planned one person to come out here, but let's explore adding a little bit more of a crew size to that. So we can add maybe we go to four different people onto this crew for the rest of the job. And now we can see when we update this plan, okay, now we do have a few delays, but the overall project is not going to be delayed in the end. So we're proactively managing by production rates what the overall production is on a weekly basis. So you update, say on a weekly or daily basis, all of your actual information, and from that you can forecast your entire job and proactively manage that to make sure you're delivering your project on time. And that's what we call production control. Scott, can I ask something? Please. Is it possible to transfer all these data to Primavera? So, not exactly, because Primavera works off of a different kind of theory. So, we treat one task for a single, so we have one task for the whole project, right? So it's one task with, if you have 100 locations, 100 subtask parts. Now Primavera would treat that as 100 separate tasks that you have to go through with individual logic for each one. Now ours is a little bit higher level, so we go in reverse. It needs a little bit of meddling, but you can take the tasks out and then you can turn it into a Primavera. Raporlama amacıyla yapabilirsiniz ama efektif kullanamıyorsunuz. Yani sorunun tam cevabı aslında bu. Evet. Yani işveren çok zaman Primavera rapor istediği için soruyor. Zaten orada zaten bu raporu verir. Defteri alıyorsunuz buradan, Excel'e atıyorsunuz. Oradan Excel'den Primavera'ya atıyorsunuz. Primavera'dan şeyinizi veriyorsunuz, raporunuzu veriyorsunuz. İlişkiler de var çünkü üst statlı ilişkileriniz de var. Yani şey olarak benim sorumla efektif olarak Primavera'yı kullanabiliyor musunuz? Buradan resursları çekebiliyor musunuz? Bir soruların cevabı o kadar kolay değil. Yani resursları listeleyip Excel'den atabilirsiniz, içeriye bağlayabilirsiniz ama kolay olmuyor o kadar.
Yoldan kısacası bir çözüm diyagramı yapıp ben işlerini verebilirim. Verebilirsiniz, evet. Cevabı o. Onlar da zaten Amerika'da da primavera böyle yani şeyde kontratlara giriyorlar. Onların söylediği şu, zaten Bitcoin kullanılan Bitcoin gibi bir ortam, buna benzer ortamları kullandığınız zaman raporlama amacıyla zaten primavera yapıyorsunuz. Primavera'da yaşamıyorsunuz zaten. Bütün kaynaklarınızla, insanlarınızla, görevlerinizle buradasınız. Böyle sistemi burada yönetiyorsunuz. Raporlamayı da primavera'da hazırlayıp veriyorsunuz. Bunu chart olarak da veriyorsunuz şeyde. Çünkü işveren sonuçta nerede, ne zaman, ne noktadasın diye bakmak istiyor. Dolayısıyla zaman içinde aslında ona da alışılabiliyor. O yüzden demek istedim. Yani sonuçta aslında çok çeşitli şey değil. Sırf raporları zaten yani işverenin istediği raporları alır biliyorsunuz, oradan alıyorsunuz. İstenilen burada yaşamayız. Tamam. Şimdi biz ERP'de yaşıyorsak nasıl işlemiz? ERP zaten ama sonuçta size ERP belge fazla şey yapmıyor mu? Hayır. Projenin tüm modülü yazdınız değil mi? Doğru anlıyorum. Projenin yönetim modülü yazıldı ya şu an yok ama projenin tüm modülü varsa mevcut olan projenin modülünü kullanıyoruz. Sonuçta ERP dediğiniz zaman da yani şimdi aslında bir sürü kavramlar var. Hepsi gelişiyor. Kentlerine bir yerden bir yere çıkıyor ama sonuçta bir şirket bir tane. Projede bir tek bir şey. Yani hepsi ortak yerde kesişmesi lazım. Yani kavramlar karışıyor. Yani o zaman yaptığınız işler de çok aynı şey. Tekrar yapmak zorunda. Peki, şant yani sonuçta bütün şey zaten bir şey yapıyorsunuz. Şant ERP de üzerinde akıyor hepsi. Şeye benziyor bu, hani şart. Skype için kullanmıyoruz yani. Anladım. İş yapmak için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani ERP yazılımları diye düşündüğüm için. Ama sonuçta bu şantiye yönetmek için yapıyor. Şantiye de kullanabileceğiniz bir proje yönetim programı yazıyorsanız ve kendinize uyuyorsa zaten böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Zaten bizim amacımız zaten... Bakın o da 3 boyutlu bir şeyle hiçbir ERP kendi başına 3 boyutlu iş programına entegre etmesi. Yani 4D Party yapabiliyor. 4D Party. 4D Party demeyelim de yani 3 boyutu ekleyemiyor. Ondan sonra onu da şeyi yapıyor zaten. Ayrı olarak yapıyor. Var, onu, ama ürünü yapamıyor. Sonuçta orada da öyle bir sıkıntı var. Yani buranın mesela Autodesk SAP'ye entegre oluyorum diyor. Bir şekilde diyor. Yani sonuçta sadece 3D'nizde CSI master format ve uni formatını kullansınız. Yani aynı şey. Çok basit bir şekilde evet. O geometri projeyi ERP'nize adapte etmiş oluyorsunuz. Evet. O kadar basit. Zaten Autodesk'in yani, Navitörs de aynı şeyi yapıyor. Ben de yani, şöyle bir örnek vereyim. Rönesans'ın şarttan biz bugün onlarla çok sık görüştük. Biz Rönesans olarak bir yapıyoruz diyebilirim. 2 yıl önce bu grubu kurduk biz Rönesans'ta. Tower, Rönesans Tower projesinde bunun uygulamasına geçtik. Orada ilk başta işte AutoCAD, Olpilen fark etmez bir software'de bunu Rönesans'ın kendi içerisinde, bünyesindeki işte unit cost'ları diyorsunuz, post kataloglarıyla çizimlerini gerçekleştirdik. Daha sonra buradan almış olduğumuz metrajları SAP sistemiyle cost'larına bağlayıp, şantiyede bunların takiplerini sağlayıp, karşılarına çıkacakları hataları öngörülü olarak önden görmelerini ve bu konuda tedbir almalarını sağladık. Şu anda Yozgat'ta bir okul ve hastane projemizde bunu uyguluyoruz. Aynı zamanda işte burada bir arkadaşım daha var, gayrimenkul yatırımdan Maltepe İl Bank projemizde. Şu anda sadece konsept aşamasındaki projemizin Rönesans'ın maliyetinin ne kadar olacağını tespit edecek şekilde başlangıcını yaptık. Proje geliştikçe, ilerledikçe tasarım safhasındaki aksaklıklar, firmaya getirecek olan yüklerinin tespitleriyle beraber uygulama sırasına geçtiğimizde de buradan takiplerini sağlayacağımız bir sistem var nihayetinde. Ama bunu hani en başındaki söylemiş olduğunuz şeye çok katılıyorum. Firmaların kabul etmesi çok zor. Rönesans çok büyük bir firma. Rusya'da tamamen BİM'le çalışıyor zaten. Yani artık Rusya işverenler BİM olmadan kabul etmiyor projeleri. Bunun için işte Rusya'da ve Türkiye'de çeşitli birimler kuruldu. Direniyorlar hala ama artık şunun çok farkındalar. Temeli attıktan sonra karşılaşacak proje aksaklıkları projede uygulama sahasında görmekten daha ziyade sanal ortamda görüp bunu öngörülü olarak çözmeye niyetler. Dolayısıyla hani buradaki çözüm BİKO. Ama sizinki bir soru böyle entegrasyon var. İşte ilk başta Rönesans'ın Navisworks'te anlatmaya çalıştık. İşte Navisworks'te iş programlarını entegre ettik. İşte A firmasından çizilmiş olan mekanik sistemleri getirdik. Daha sonra kendi içimizde mekanik sistemleri çizip flash direction'larını gösterip hataların giderilmesini sağladık böyle bir de. Gibi birçok şey var ama buna çok dirençli olacak ekip
lazım. Yani şunu açıklamak istiyorum. Hani bir yollardan biri, birçok yol var. Yani bir şeyden bir prosesi anlatıyor. Sizin de tabii Alman kültürüyle çok güzel bir çalışma yaptınız. Yani benim kültürüm de ben gerektiğini söylüyorum. Şu anda görüyorsunuz. Yapılmış olabilir mi? Dışında biraz soru soralım. Da aynı şeyi söyledi. Yani sonuçta BİKO'nun aslında ERP ile çalışma, hani maliyetleri aldıktan sonra ERP ile yapacağı bir iş yok. Sadece maliyetleri de içeri atıyorsunuz. Evet. Bir bu kendi içinde yani tamamıyla tutarlı bir tek başına bir dünyadan bahsediyorsun burada. Çünkü sonuçta ERP'de malzemeniz var ve malzemenin maliyeti var. Onun dışındaki şey çünkü benim ERP'imde bütün kaynak planlamam var. Sadece malzemem yok. Benim ERP'de iş programım var. Ama istersen kendini başka bir kubesi yiyorsa bağlayabiliyorsun. Sonuçta bayrağın tamamı dolu değil. Bu tarz şeylerin davranışı farklı. Dolayısıyla Nabisco'da üstünde durmaya çalıştığımız ve anlattığımız şey yeniden geri dönüyorum. Beni yanlış anlamayın. Tabii ki daha iyi sistemler her zaman vardır. Ama bizim bugün özellikle anlatmak istediğimiz şey normal bildiğiniz standart bir proje planlamasından veya kaynak planlamasından farklı olarak üç boyutlu tasarımın üstüne location based planning, location based resource planning olarak yaptığınız bir dünya ya doğru gidiyoruz. O yüzden özellikle sizi hep oraya getirmeye çalışıyorum. Yoksa bir konunun ayrıca size yani şeylerini anlatırız. Bu bilgileri var, yapmadıkları var. Zaten hani yapıp bazı şey bazı siz bütün yol projelerinde, metro projelerinde böyle ya, TILOS olarak. Zaten Amerikan yapıyor. Bu arada TILOS, yani TILOS zaten location-based journey yapıyor. Dolayısıyla sizin için o yüzden farklı bir yol projelerinde zaten biz onu kullanıyoruz. Yani yıllardır kullandığımız bir şey. Kesinlikle öyle. Yani 15-20 senedir kullandığımız bir metodoloji. Yani şu an yüksek katlı binaları kullanması gibi aslında. Ya uzun, lineer olan her şey kullanabileceğiniz bir şey. Yani location bazlı yapıda çevirerek işte dört alana bölmüş. Onu sonuçta büyüklerden başlıyorsunuz. Bir yol gibi düşünebilirsiniz. 4 kilometre yani. İşte bu yani, şey yani ekstra enteresanlarına sonuçta siz yolu belirli bir şekilde hani parça bile yapsanız öyle ama bir kat çıktığınız zaman hani... Onun ikine bir yol gibi binaen yani. Zaten öyle olacak. Bu şekilde düşünün. Bir şey yapalım. Scott, do you draw Nampal diagram from this BICO? Yeah, we can do both diagrams and histograms. Let's see here. Switch back to planning mode here. So we do resource graphs. This one's filtered for the foundation mode, but you can get your total manpower count, and then you can also level resources with this. You can also do resource histograms and figure out your total histograms. These are kind of filtered down a little bit, but you can see the overall view of everything. And then we also have cash flows as well to generate your cash flow view throughout the project. When you input the actual quantities, do you estimate the physical progress? Yes, yes. So this is important for us. Most question is how much percentage we are on the site, for example 5% or 6% actually. So this program software is saying that the physical progress is 6% or something. Yes, so you collect that information in the field and then you input it per location. And that's something that we can advise on the process of that. I know that our clients and a lot of us have had a lot of experience creating that process. How to generate, reports and collect that data and then input it into the software.
Can you report the total manpower that is input already? For example, 7 million manpower project. Like how many man hours are consumed? No, estimated. Estimated. Yes. Yeah. So you can do that same forecasting. So what's been produced, and then where you're forecasting to finish on completion, based off of your rates. These tests are reading this information from the unit productivity rates or something else. When do you input this? The manpower. Manpower. Okay. So the first step to input an actual is to be in control mode. So you're going to click on here, and this is where you're going to select what days the task was worked, and then also your percentage. The second part is to go into your resource calendar and choose here for each day and for each location where that manpower was. So this is where you can chart how many people were working in which location. I mean, can you show me the unit man hour input page or screen? How it is calculated as 4, I mean. From the unit quantity, you multiply it with a unit productivity or unit man hour, I think. Yeah, so how do we generate that total hours? Yes. Okay, yes. So that's back from our cost plan here. Where we look at, say, the labor unit here. So we're taking the source quantity of our, I believe this is the net volume, and we're using a consumption rate, which is similar to production. So how many man hours per unit, okay. And then it's calculating our total hours right here. That was your question? Do you have anything? Because almost all the questions are concentrated on how do the Americans know you do it. It's really difficult in Turkey. Yes. We don't get the joints in time, we don't get the information in time. So go ahead and tell them about it. So